Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni 4 yıldızlı sub DPS karakterimiz Ororon rehberiyle beraber karşınızdayım. Bu videomuzda karakterin en iyi takımlarından, yadigarlarından ve silahlarından bahsediyor olacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım, rehberimize geçelim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Ororon sub DPS, yani yetenekleri kullan alandan çık karakteri olduğu için oynaması oldukça basit. Ancak yetenekleri bir açıdan da özellikle Natlan'la bir karakter olabildiği için tüm şehir parşömenleri kullandığından oldukça işlevsellik sağlıyor tüm takıma. Hasar bonusları kazandırıp durduğu için. Peki gelin bakalım. Öncelikle yetenekleri öğrenelim, daha sonra yadigarlara geçeriz. E yeteneği rakiplerin üzerine bir adet göz yerleştiriyor, küre yerleştiriyor ve bu küre rakiplerin arasında 3 defaya kadar sekebiliyor. Ultisinde ise ortaya süpersonik bir göz çağırıyor, çevresindekilere anlık bellekçi hasar verdikten sonra yeteneğiniz aktif olduğu müddetçe bu yeteneğiniz dönüyor ve sürekli olarak rakiplere elektrik hasar vermeye devam ediyor. Ayrıca alan içerisindeki bulunan rakipleri de kendi üstüne doğru kışkırtabiliyor. Bir öteki pasif olarak Ororon, eğer ki takım arkadaşlarının herhangi birisi veya kendisi bir gece ruhu patlaması tetiklerse, yani ekranda beyaz bir patlama efekti görürseniz. Bunun olayı çok basit. Gece ruhu patlaması için rakibin üzerine herhangi bir element uygulamanız yeterli. Bununla birlikte Ororon 40 gece ruhu puanı kazanıyor. Eğitimi kullandıktan sonra önündeki 15 saniye için ise rakipleri su veya elektrik hasarı verdikçe Ororon daha da fazla gece ruhu biriktirmeye başlıyor ve 80'e kadar biriktirebiliyor. Eğer ki rakipler elektrik yüklü reaksiyonundan ya da bir Natlanlı karakterin gece ruhu tesirli bir saldırısından hasar alırsa 10 gece ruhu puanı tüketerekten rakiplerin üstüne kendi saldırısının %160 kadar bir yıldırım düşürür ve bunu hani her 10 gece ruhu puanı tükettiğinde ardı ardına tetikleyebilir. Bu etki en fazla aynı anda 4 rakibi etki edebilir ve 1.8 saniyede bir tetiklenebilir. Gece ruhu lütfu formunu da alan dışından tetikleyebildiği için pasifleri aynı zamanda set bonusunu tetikleyebilmesi için de güzel bir imkan sağlıyor. O açıdan güzel, herhangi bir şekilde pasif tetiklemesi için alana girmek zorunda değil Ororon. Ororon aynı zamanda çok güzel bir batarya görevi de görüyor. Eğitimiyle bir rakibe göz koyduğu zaman, onu işaretlediği zaman, takım arkadaşlarınız normal yüklü veya havadan saldırı yaptığı zaman onlar için 3 enerji yeniler. Hatta Ororon alanda değilse kendisi için de 3 enerji yeniler. Bu durum 3 defaya kadar her 15 saniyede bir tetiklenebilir. Yani hem kendisi için hem de takım arkadaşları için 9 enerji yenileyebiliyor. Ve son olarak Ororon takımdayken uçarken %15 daha az dayanıklık harcarsınız. Burada yetenekleri geliştirirken önceliğinizi ultiye verebilirsiniz. Önce ulti, sonra yeteneği geliştirebilirsiniz. Düz duruşa herhangi bir şekilde seviye vermenize gerek yok. Ororon'un buradaki temel niteliklerine bakacak olursak karakterde hani 70 oran civarında takılabilirsiniz. 60'ı geçmeniz daha iyi olur elbette. Minimum 60 olsun. Hasar konusunda 120-130 civarında takılabilirsiniz. Eğer silahınız size kritik oran veya kritik hasar vermiyorsa. Element ustalığı bulmanız fena olmaz. Hani bazı aşırı çekilen takımlarını kullanırsanız işinize yarayabilir. Onun dışında elektrik yüklü takımlar da işe yarayacaktır. Tek elektrik karakteriyken Ororon'un 160 enerji yüklemesi bile gayet fazlasıyla yeterli oluyor. Ama iki elektrik karakterle birlikte oynarsanız 140 enerji yüklemesine kadar geri çekebilirsiniz. Tercih size kalmış tabii ki. Şimdi geçelim yadigarlara. Yadigarlar konusunda bunu daha fulleyemedim. Maalesef ki kaynağım bitti, birazcık kusura bakmayın. Alt niteliklerde kritik oran, kritik hasar, enerji yüklemesi yetti değere kadar ve saldırı bonusu arayabilirsiniz. Hatta element ustalığı fazladan gelirse zarar dokunmaz size. Saatte saldırı takıyoruz. Kupada saldırı değil de elektrik hasarı bonusu kullanmanız daha iyi olur. Benim şu an farklı parçam olmadığı için bu şekilde takmak zorunda kaldım. Touch'ta ise oran veya hasar tercih edebilirsiniz. Peki set bonus ne yapacağız derseniz. Hani burada eğer takıma destek olmayı hedefliyorsanız, takım arkadaşlarınızla işte elektrikle herhangi bir element reaksiyonu soktuğunuzda gece ruh etkisiyle beraber onları %40 hasar bonusu vermek istiyorsanız, kendiniz de ekstradan %40 hasar bonusu almak istiyorsanız çok ideal bir set. Gerçekten çok güçlü. Bunu kullanabiliyorsanız hem DPS yapmak için hem takım güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Çok iyi. Ama yok, ben bunu kullanmak istemiyorum diyorsanız genel destek sesi olarak asil minnettarlık kullanabilirsiniz. Veya bunu da tercih etmek istemiyorsanız 4 parça yıldırım öfkesi kullanıp biraz daha karakteri DPS hale getirmeyi tercih edebilirsiniz. 3 tane güzel tercihiniz var. Bir başka seçenek olarak silahlar. Silahlarda destek silahlarına yaylarına değinecek olursak son at en iyisi. Hem takım arkadaşlarınız element ustalığı hem de onların hasarını saldırı bonusunu arttırabilirsiniz. Bu açıdan çok güçlü. Ya da 4 yıldızlardan gidip buradan favonis kullanırsanız da takım arkadaşlarınız ekstradan enerji yenebileceğiniz için daha hızlı rotasyon dönebilirsiniz. Yok ben Ororon'u daha fazla DPS olarak kullanmak istiyorum diyorsanız su sureti olabilir.
Buradan gidip göklerlerine kullanabilirsiniz. Bunlar sizin işinizi oldukça güzel bir şekilde görecektir. Dört yıldızlardan kilitsiz yay elektrik yüklü takımlarda çok fazla ön plana çıkacaktır ve gerçekten güzel bir şekilde işinizi görür. Etkinlik silahı olan solanın alacakaranlıkta güzel bir şekilde gidecektir. Yani zaten burada favorinin süper stabilitesi uygun bir şekilde götüreceği için çok da fazla zorlamanıza gerek yok. Demirci silah olarak buradan durgunluğun şarkısı üretip yine can aldıkça hem saldırı bonusuyla hem de hasar bonusuyla beraber de güzel bir yine hasar çıkartabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Geldik şimdi takım yıldızına. Birincisinde artık yeteneğiniz iki defa daha sekebilir rakipler arasında. Ayrıca 12 saniyeliğine gece gelgit etkisi kazanıyorsunuz. Rakiplerinin sizin üzerine düşürmüş olduğunuz yıldırımların hasarı %50 daha fazla artıyor. Fena değil. Güzel bir alan için hasar çıkarmak için ideal bir özellik. İkincisinde ise ultiyi kullandıktan sonra %8 elektrik hasarı bonusu kazanırsınız ve fazlalık denk gelmiş olan her bir rakip başına %8 daha kazanırsınız. Bu şekilde maksimum %40 elektrik hasarı bonusu elde edebiliyorsunuz. Ancak 4 tane rakip varsa çevrenizde %40 oluyor. Yani bir tane varsa sadece %8 elektrik hasarı bonusu geliyor. O yüzden ne kadar çok rakip o kadar fazla hasar mantığı. Üçüncüsünde ulti seviyesi 3 artıyor. Dördüncüsünde ultiniz ile çağrılan süpersonik göz %25 daha hızlı dönüyor. Biraz daha hızlı hasar verebilmek adına, hasar tekrar ettirmek adına. Ayrıca karanlık seslerin yankıları kullandıktan sonra kendisi için 8 enerji yeniler. Bununla beraber hani 130 enerji yüklemesine kadar düşebilme şansınız dahi olabiliyor. 5. takım yazısında E yeteneğini 3 seviye veriyor ve son yetenek olarak asıl en önemlisi bu. Gece gölge sinestezisi ile süper duyu tetiklendikten sonra yani rakiplerin üstüne yıldırım düşürdükten sonra 9 saniyeliğine aktif karakterinin saldırısı %10 artar. En fazla 3 kadem birikebilir yani %30'a kadar kadem biriktirebiliyorsunuz. Her kademinin süresi birbirinden bağımsızdır. Bunu yani süresini yenileyebilirsiniz de üst üste çalıştırdıktan sonra. Ayrıca element patlaması karanlık seslerin yankıları kullandığında süper duyu ile eşdeğer bir etki tetiklenir. Ve orijinal hasarın %200'e kadar hasar verir. Yani ekstra bir yıldırım düşerekten bir daha hasar veriyor. Takım yazısı 6 gerçekten hem takımı çok güzel destekleyebilmek adına hem de kendi hasarını birazcık artırabilmek adına güzel etkiler içermekte. Ancak takım yazısı 6 gerçekten en güzeli. Zorlamak isterseniz dediğim tabii ki. Şimdi geldik takım kurulumlarına. Oruro'nun takım kurulumlarında yan atlanlı bir karakter olması önemli. Gece ruhu testleriyle vurup gece ruhu puanı kazandırabilsin Oruro'na diye. Ya da su karakterleri ön planda olmak zorunda. Su ve elektrik diyelim. En güçlü takımlarından birisi Taser. Yani elektrik yüklü oynadığımız takımlar. Shinchu yoksa yerine Yalan atabilirsiniz. Fischl yerine burada Cookie atabilme şansınız bulunmakta ve Sucrose, hatta Raiden atabilirsiniz buraya. Sucrose burada kilit bir nokta içeriyor. Çünkü bu Yamada hem elektrik yüklü reaksiyon hasarı gelişti. Hem de Sucrose element ustalığı paylaştırabildiği için takım arkadaşlarının elektrik yüklü reaksiyonunu çok daha güçlü tetiklemesini sağlayabiliyor. Bu yüzden bu takım size oldukça güzel bir şekilde götürür. Abyss de gerçekten çok fazla iş yapıyor şu an elektrik yüklü reaksiyonu. Öneririm. Hem free to play olmaya çok yatkın. Sonuçta sadece 4 yıldız karakterlerden oluşuyor takım. Bayağı sağlam bir hasar çıkartabilirsiniz. Özellikle Fischl yerine burada Yemiko varsa kullanırsanız element ustalığından ekstradan güçlendiği için Yemiko'da sağlam bir takım çıkarmış olursunuz. Ororon ve Shilonen'li takımlarda herhangi bir su karakteriyle beraber herhangi bir yanına atabileceğiniz karakterle çok sağlam hasarlar çıkartabilirsiniz. Burada su karakteri olarak en iyi koyabileceğiniz karakter Furne oluyor. Ancak Furne yerine Yelan, Shinchu, Kokomi gibi karakterler de atabilmeniz mümkün. Zaten Shilonen şifa bastığı için Kokomi çok fazla şifaya abanmış olabilir. O yüzden Neulet gibi karakter tercih edebilirsiniz. Hani Ayato da olur. Son karakter olarak yeni bir sub DPS karakter tercih ederseniz Naida'sı olur, Yemiko'su olur, herhangi bir sub DPS'den bahsediyorum veya isterseniz alanda kullanılan bir karakter olur eğer buraya sub DPS alırsanız diye diyorum. Çok fazla takım çeşitliliği çıkıyor Ororon ve Shiren'le beraber kullanıldığı zaman. Her türlü işinizi görüyor. Kulerende olsun, Alecinos'u olsun. Yeter ki alanda durabilecek bir karakter atabilen takıma her türlü işinizi görür. Son olarak Chaska takımı. Ororon aynı zamanda Chaska'nın en verimli karakteri olarak geçtiği için Natlan'ın arasında tek kullanılabilen karakteri olduğu için şu anda kesinlikle Külşehir parşömenleriyle tüm takımı da element hasarı verdiğinden inanılmaz güzel bir işbirliği yapıyorlar. O yüzden kesinlikle Chaska'nın takımlarını da öneririm. Aynı zamanda burada bir adet doğa karakteri kullanıp bir adet de su atıp yanına iki adet elektrik karakteri atarsanız bu özellikle Cookie olabilir. Hani aşırı çiçeklenmeleri Cookie'ye titikletmeyi bırakıp bir yandan da elektrik yüklüleri de titiklemeye çalışırsınız. İyi bir takım çıkartabiliyorsunuz yine. Hani Nahidalı, Alhaitanlı özellikle Sinolu takımlarda bunu kullanabilmeniz mümkün. Denemek isteyene diyelim. Tabii en iyi verimlilikleri olmayabilir o karakterlerin ama yine güzel bir şekilde iş çıkartabiliyorlar. Ama genel olarak baktığımızda hani Ororun'daki temel takım kurulumu
Ororo'nun yanında bir adet su karakteri atıp geri kalan karakterleri acaba elektrik yükleri de yapabilir miyim diye bakarak kurabiliyorsunuz. Çok esnek bir takım yapısına sahip bir adet element şartı oluyor sadece. Bir adet element şartı olmasa dahi bir adet Natlan'la karakter şartı oluyor. Ki ilerleyen dönemlerde daha fazla Natlan'la karakter çıktıkça buradaki takım kurulumu çok daha fazla genişleyecektir zaten Ororo'nun için. Bireysel hasarı karakterin fena değil. Yetenek seviyesini çok daha fazla yükselttikçe, çok daha iyi yadigar parçaları verdikçe, hatta işte su sureti gibi silahlar taktıkça elbette bireysel hasar çok yüksek olacaktır. Ancak ben biraz daha destek olarak ele almayı tercih ettim Ororo'nu. Ve destek olarak bile en büyük avantajı kül şehrini kullanabilmesi, takım arkadaşlarının sağlam bir enerji yayınlayabilmesi, alan dışından sürekli elektrik uygulayabilmesi, takımınızda 6 ise alandakine bir de %30 saldırı bonusu verebildiği için, hani bir 4 yıldız için gayet değerli bir karakter. O yüzden ben Ororo'nu çok fazla sevdim. Son olarak ufak bir bilgi. Boşluk tuşuna basılı tuttuğunuz zaman Ororo'nunla beraber sanki çifte zıplama elde etmiş gibi havaya süzülebiliyorsunuz. Hatta havada süzülürken yayınızı çekip hedef alma moduna geçerseniz dayanıklılığınız tükenene kadar havada asılı kalabiliyorsunuz. Evet, paylaşacağım bilgiler bu kadar. Ben Ororo'nu çok beğendim. 4 yıldızlı olmasına rağmen epey beğendiğim bir karakter oldu. Hatta daha ilk günden gelmesine rağmen takımımızda alt yapabildiğim için çok şanslıyım. Diğer karakterlerin hiç gelmemesini çok şaşırdım. Sırf Ororo geldi. Hepinizin şansını birazcık çalmış olabilirim. Üzgünüm o konuda. Peki siz ne düşünüyorsunuz Ororo hakkında? Karakterin kitini beğendiniz mi? Kullanmayı planlıyor musunuz? O zaman hepiniz yorumları bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.